sana soracağım. Ablayı dinlemeden sokak ortasında bırakıp gitmek ne demekmiş? Afet Hanım, Afet Hanım, beni tanırız mı? Hani karşı komşunuz Ürper ben. Maalesef. Belki çıkaramazsınız diye şey ettiydim. Ne vardı? Şu elimdeki ehliyeti görüyor musunuz Afet Hanım? Tabii ki görüyorsunuz. Ben yine lafınızı böldüm. Bu ehliyet hiçbir işe yaramıyor Afet Hanım. Niye? Çünkü ben araba kullanamıyorum. Yani... Bakın isabet. Sizin araba kullanamamanız isabet. Yani... Lafınızı bölüyorum. Düşündüm ki Afet Hanım, siz bile araba kullandığınıza göre ben niye kullanmayayım değil mi efendim? Bakın Ürper Hanım, benim sizinle sohbet edecek ne vaktim ne de sabrım var. Lafınızı unutmayın Afet Hanım, böleceğim. Bölmeyin, siz trafiğe çıkmayın, çok isabetli olun. Böleceğim. Bölmeyeceksiniz. Asıl ben sizi böleceğim. Bakın şu anda ben çok sinirliyim. Bütün sinirim tepemde. Ayrıca bu ehliyetinin üzerindeki resminiz çok güzel. Keşke kaşlarınızın arasını birazcık açabilseydiniz. Görüşürüz, buyurun efendim. Bölüyorum Afet Hanım. Bakın açıklayabilirim. Bu resim çok eskiden çekilmişti. Yani bir de ben kaşlarımı almayı unutmuşum ondan. Ben kime diyorum, kadın gitti. Ay resmen beni rekabet ediyor ya. Allah'ım yarabbim, araba kullanacağım diye kıskandı. İki laf ettirmedi yani. Böldü. Baskın karakter tabii. Teyzeciğim. Aa Afet Hanım, ben sizi benzetemedim. Merhaba Rüper Hanım. Ben sizi benzetmeyi o kadar isterdim ki. Anlamadım. Tahmin etmiştim. Neyse efendim, benim sizi gördüğüm çok iyi oldu. Benim büyük bir sorunum var Afet Hanım. Güzel. Ben ne yapabilirim ki? Ben araba kullanmak istiyorum. Ben engel mi oluyorum? Ne yapabilirim ki? Bana öğretebilirsiniz. Yok. Yok. Ben araba kullanma konusunda çok bilgili değilim. Ya ben araba kullanırım ama anlatamam. Ya böyle bir riski göze alamam. Yani öğretmeyeceksiniz. Maalesef. Ama siz öğretmezsiniz Afet Hanım. Yani bir bayanın daha trafiğe çıkması sizi mutlu etmez mi? Bakın Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin vermiyorlar. Bari siz yapmayın Afet Hanım. Ben niye bu külüstürü kullanmak zorundayım anlayamadım Afet Hanım. Ürper Hanım, birincisi bu araba külüstür değil, biraz yaşlı. İkincisi ben emanet arabada öğretemem. Ben lafınızı bölüyorum ama Afet Hanım, benim şimdi konsantre olmam lazım. Biraz sessizlik lütfen. Derin nefes al Ürper'i. Ver. Hazırım. Emniyet kemerleri tamam. Ayna. Tamam. Ay. Gözlerimin altı çok pişiş Afet Hanım. Aman şekerim evde kaldı. Ben şekerimi yemeyi unuttum gene. Canım neyse. Hadi bakalım. Manşa basalım. Hafif. Efendim, bana hafif mi dediniz Afet Hanım? Bakın ama siz böyle yaparsanız, baştan söyleyeyim ben yapamam yani. Al nefes, ver nefes. Ben burada konsantre olmaya çalışıyorum. Şimdi gene al nefes. Of. Ürper Hanım, bir saattir konsantre olmanızı bekliyoruz. Hadi artık gidelim. Sizden daha iyi kullanacağım diye korkuyorsunuz değil mi Afet Hanım? Üzgünüm Afet Hanım, elimde değil, çok yetenekliyim. Evet efendim, çok yeteneklisiniz. Hadi artık gidelim. Gözlerimin altı şiş değil. Şiş değil efendim. 100 kere söyledim ki gözlerinizin altı şiş değil. Aslında sizin hiçbir yeriniz şiş değil. Bu arabada şiş olan sadece benim kafam. Hadi artık gidelim. Nasıl gidelim? Debriyaja basın, vitesi biri aldım. Debriyaja bastım, vitesi biri aldım. Emniyet kemerleri tamam. Aynalar tamam. Gözlerimin altı? Allah aşkına, Allah adı verdim, alt verdim. Hadi gidelim. Bu ne Afet Hanım? Elim efendim. Ay o kadar iyi kullanıyorum, siz kıskandınız Afet Hanım. E hadi efendim, bir sol yapın. Ay, ay, ay. Ne yaptınız Afet Hanım, çarptınız? Ay niye ben çarpayım efendim, siz çarptınız Ürper Hanım. Gördünüz mü yaptığınızı? Artık kocamla siz halledersiniz bunu. Baba ben çarpmadım diyorum, sen hala ne diyorsun hanımefendi? Kocam da geliyor. Aynı film gibi. Parçalanmış aracın sahibi ve arabayı parçalayan Afet Hanım. Buyurun, özür dilerim efendim. Buyurun. Merhabalar Afet Hanım. Efendim ben... Kocacığım tam Afet Hanım arabamıza çarptı ki sen üstüne geldin. Özür dileyim. Hadi. Ay ben efendim ben değil. Ya Ürper Hanım araba kullanmak istedi, o bakımdan ben değil. Zaten bir şey yok efendim, problem değil. Üzülmeyin ne olur, hiçbir şey yok. O kadar dedim, sola yapın dedim. Ürper'i. Ya zaten direksiyonu doğru tutmuyordu Metin. Saat 10'u çeyrek geçmiyordu. Ürper'i. Gözlerimin altı şiş mi Metin? Ürper'i.